Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Ordu Valiliği ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın katkılarıyla yapılan Millet Kıraathanesi'nin açılış töreni yapıldı. Ordu Kültür ve Sanat Merkezi kompleksi içinde hizmete sunulan ve Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir'in de katıldığı Millet Kıraathanesi'nin açılış töreninde bir konuşma yapan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Millet Kıraathanesi özellikle öğrencilerimizin, gençlerimizin okuma arzusunu üst düzeye çıkarmak istediğimiz halkımızın buluşma, kitaba ulaşma mekanı olduğunu vurguladı. Burada hem buluşma, özellikle öğrencilerimizin, gençlerimizin okuma arzusunu üst düzeye taşımak istediğimiz halkımızın buluşma mekanı, kitaba ulaşma mekanı, bahsettiğimiz gibi birbirleriyle kaynaşmayı, kötü alışkanlıklarına uzaklaşmayı, gençlerimizi doğrudan hayata hazırlamaya arzu ettiğimiz bir mekanı bugün açılışını gerçekleştiriyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Doktor Şenel Yedi Yıldız'la törende yaptığı konuşmasında okumanın önemine değindi. Ordumuzu en güzel hale getirmek için uğraşıyoruz. Okumak kadar önemli bir şey yok. Yani benim gibi olanlar okumasa olur ama çocuklarımıza mutlaka bu okumayı öğretmemiz lazım. O internetten, televizyondan neyse o bir takım aletlerden değil, kitaptan okuyacak. Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir ise Ordu'da böyle güzel bir projenin açılışında bulunma şansına sahip olduğunu belirtti. Bugün Ordu ilimizde sağlıkla ilgili alanda bakanlığımızın Ordu ilinde yaptıkları, önümüzdeki dönemle ilgili de yapacaklarını planlamak, programlamak ve yaptıklarımızla bir değerlendirmek üzere Ordu ilimizdeyiz. Bu vesileyle burada programımızı icra ederken Büyükşehir Belediye Başkanımızla valiliğimizin böyle güzel bir projesini de açılışına dahil olma şansımız oldu. Ordu Valisi Seddar Yavuz da konuşmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Ben gerçekten Büyükşehir Belediye Başkanımıza, çok kıymetli çalışma arkadaşlarına, Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzün değerli yöneticilerine ve emek verenlerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah biz sizlerle beraber çok daha güzel günlerde bir araya geleceğiz. Sağlık Bakan Yardımcımız biraz önce ifade ettiği gibi ordumuzun beklediği, özlediği sağlık yatırımları konusunda önemli bir çalışmayı sağ olsunlar gerçekleştirdiler. Konuşmaların ardından protokol üyeleri Millet Kıraathanesi'nin açılış kurdelesini kesti. 7 gün 24 saat açık olan Millet Kıraathanesi'nde verilecek hizmetler ücretsiz olacak. Biz öğrenciler için iyi oldu açıkçası. Çünkü dershaneden geliyoruz buraya ders çalışmak için. Karnımız aç oluyor haliyle. Çay, kahve, kek. Yani iyi oldu. Yorgun oluyorduk. Geliyorduk, yürüyorduk bayağı bir de. İster istemez yoruluyorduk ve uykumuz geliyordu. Kahveler çok iyi oldu. Ortam güzel, sıcak. 7-24 açık. Zamanımız kısıtlanmıyor. Böylece güzel oldu. Memnunuz yani. İyi oldu bizim için. Soğuk havalarda genelde sıcak çünkü ortam sıcak. Ders çalışma konusundan da iyi oldu. Dışarısı çok soğuk çünkü. Yani bu çay kahvede de içimizi ısıtır. Gayet iyi oldu. Hepimizin hedefleri var ve bu hedeflerimizi gerçekleştirebilmek için bu imkanları bize sağlayanlara çok teşekkür ederiz. Çok iyi oldu. Ders çıkışlarında buraya geliyoruz, ders çalışıyoruz. Evlerde bu ortamı bulamıyoruz. Hep aklımız başka yerlere gidiyor ama burası çok iyi oldu. Burada çok güzel ders çalışıyoruz ve ihtiyaçlarımızı, içeceklerimizi, yiyeceklerimizi buradan karşılayacağımız için çok iyi oldu.